Evet, sarasanyaların döllendirmesi, çiçeklerinin döllendirmesi işlemi birazcık zordur. Burada sarasanya flava çiçeğinin görüyoruz. Bunun önce polenlerini göstereceğim. Bakın, bunları bulabilmek bile zordur. Şurada gösterebildiğimiz kadar göstermeye çalışıyoruz içerisinde. Bunların kuru fırçayla tozların alınması biraz zor. O yüzden fırçamızı sıvı yağ içeren bir kaba hafif bandırıyoruz. Ucunu çok hafif yağlandırıyoruz. Böylelikle polenler fırçaya daha rahat yapışacaklar ve döllendirme işlemini biz de kolay bir şekilde yapacağız. Çiçeğimizin üst kısmının, taç yapraklarının üst kısmını kaldırıyoruz ve fırçamızın ucuyla polenlerin bulunduğu kısma dokunduruyoruz. Bu işlemi birkaç gün üst üste yaparsak daha garanti işlem yapmış oluruz. Bakın, burada polenleri aldık. Dişi organları da şurada hemen yukarıya doğru kalkık olan kısımlar. Buralara dokunduruyoruz. Tozlarını alıyoruz. Diğer dişi organları için de aynı şeyi yapıyoruz. Biraz zahmetli ve uğraştırıcı bir iş olmasına rağmen tohum alabilmemiz için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Tabii bizim bu söylediklerimiz terör ortamındaki çiçekler için geçerli. Doğal ortamda bunları arılar yapıyor zaten. Bu görevi tamamlıyorlar. Terör ortamında olan, ev ortamında arıların döllendirmesinin imkanı olmayan yerlerde, mekanlarda bunu yapılması gerekiyor. Evet, şurada bakın, sivri bir uç var. Dişi organ budur. Buraya değdirmemiz gerekiyor. Şu anda polenler çok az dökülmüş. Bunu birkaç gün sonra tekrarlayacağız. Polenler döküldükçe zaten işlemin yapılması daha kolay bir hale gelecek. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın öbür gün tekrarlayacağız bu işlemi.